Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni video ile karşınızdayım. Bu videomuzda doğumhanedeki kılıçka makinesindeki yavrularımızı yerlerine alacağız. Daha sonra vatoz küpündeki cüce vatoz yavrularımı da yine yumurtalığa alacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yavrularımızı. Bunlar yunus yavrusu arkadaşlar. Henüz tam anlamıyla keselerinden kurtulmadı. Burada iki posta balıktan yavru var. Bazıları keselerinden kurtuldu. Kurtulanlar zaten yüzüyor görmüş olduğunuz gibi. Diğerleri de bakın ve bu şekilde yatıyor. Bunları alacağız. Daha sonra bir önceki kardeşlerinin yanına bunları ekleyeceğiz. Bunlar keselerinden kurtuldu. Artık yem yemeye, kuru yem yemeye başladılar. Şu an arkadan ses gelebilir. Artemiye çıkarıyorum. Günde, yani 2 günde bir bunları artemiye vermeye özen gösteriyorum. Dipte de vatoz yavrularım var. 2-3 batım. Aynı şekilde şu an şu küpün içinde de vatoz yavrusu var. Bunları ne yapacağız? Alacağız ve direkt buradaki diğer kuluçka makinesine vatoz yavrularını koyacağız ve erkeği dinlendirmeye çekeceğiz. Bu şekilde balıkların kondisyonları çok hızlı bir şekilde toparlamış, artmış olacak. Şimdi buradaki yavrularımızı buraya salacağız. Şöyle odaklayayım tekerle yapabildiğim kadarıyla. Şöyle bunları ben ekleyeyim. O zaman tekrardan görüşürüz. Evet, balıklarımızı buradaki kardeşlerinin yanına ekledik. Ama şu şekilde bakın, yavruları size gösteriyorum. Maşallah şu an hiçbir sıkıntıları yok. Yeni olanlar zaten hemen dipte bakın. Kendilerini belli ediyorlar. Bunlar birkaç güne kendilerini toparlarlar. Herhangi bir şekilde suda mantarlaşma gibi durum olmayacak. Çünkü artık yumurtalıktan bunlar çıktı. Bunlar artık bir yavru balık haline geldi. Mantarlaşma gibi bir durumları yok. Şimdi sizlerle birlikte buradaki vatozları alacağız. Ama almadan önce şöyle bakın. Bol bol yavrularım var. Bunlara oksijen veriyoruz. Ve bunları yakın bir zamanda buradan ayıracağım. Yani iki parti yapacağım şişede veya bir bölmede. Çünkü çok fazla yavru oldu. Bunlar tek başına burada olmaz. Bunları ben neyle besliyorum? Neyle besliyorum? Hemen burada bakın, Artemia düzeneğimi buldum ve çıkartmaya başladık. 2 güne bir, 3 güne bir canlı Artemia veriyorum bol bol. Diğer günlerde Seraflora canlı yeminden veriyorum. Şimdi sizlerle birlikte şuradaki vatoz küpünü bir alalım. Şöyle. Vatoz yavruları bunun içinde. Şöyle bunu alıyorum. Şurada bakın bir tane vatoz kalmış. Evet, onu düşürdük. Evet. Şu şekilde yavrularımızı buraya aktarıyoruz. Çok da fazla yavru yok. Evet. Büyük ihtimalle akvaryuma dağıldı diye düşünüyorum ama kötü olmuş. Yani ben daha fazla vardır diye düşünüyordum. Maalesef çok fazla yumurta yok. Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Suyu da bulandırdılar zaten. Durum bu. Vatoz yavruları burada. Bu şekilde erkeğimizi alalım. Maşallah. Evet.
erkeğimiz de bu şekilde direkt küpün içine girer. Evet, yavruların durumu bu şekilde. Bunları direkt ben şeyin içine koyacağım. Şuradaki yavruların içine, çünkü herhangi bir şekilde şeyleri kalmamış. Keseleri kalmamış artık. Bunları direkt buraya aktaracağım. Bunları da hemen aktarıyorum. Evet, yavruların son durumu bu şekilde. Oksijeni kapatıyorum. Sessizlik olsun. Şu şekilde bol bol yumurtalar, bol bol yavruları maşallah büyütmeye devam ediyoruz. Şöyle akvaryumun genel halini de göstereyim. Çok yakında yeni sürprizler de olacak. Bunları kanalıma göreceksiniz. Şu an vatozlar ve yunuslar burada zaten büyüdü. Yeni arkalarından kardeşleri geldi. Şöyle bunları odaklayabilecek miyim? Evet, görüyorsunuz zaten maşallah. Yorumlar kısmına bir maşallah alırım. Bir maşallah yazarsanız çok sevinirim. Şöyle yunuslarımı da göstereyim. Dipler biraz pislendi. Şuradaki şişe suyun akışını bozduğu için buradaki filtre direkt buraya üflüyor. Bakın burası temiz. Burada su akışı olmadığı için pislikler burada tıkanıyor, kalıyor. Bu direkt bu tarafa doğru üflediği için bakın buralar tertemiz. Şişe olmasa burası da tertemiz olacak. Yunuslara bakın. Maşallah kafaları da büyüdüler. Hepsi, bütün dişler yumurtladı zaten. Tek tek. Bakalım bir sonraki yumurta ne zaman olacak, ama bu sefer yumurtalarını almayacağım. Dokunmayacağım. Çünkü yerim yok. Bu kadar yavru bana şu anlık yeter. Daha fazla alıp balıkların yaşam alanlarını kısıtlamak istemiyorum. Bu bile zaten yavrular için çok 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 dar bir ortam. Bunları da en kısa sürede büyük bir bölmeye ayırmayı düşünüyorum. Şimdi bakın, erkek yunusumuzu görüyorsunuz, kafa yapısını. Bakalım kış iyice bastırdığında, su iyice soğuduğunda kaç olacak? Şu an derecemiz kaç derece? 22 derece. Bir derece sapma payı vardı. 23 derece. Zaten akvaryumda 23-24 derece aralığına işaretlemiştim. Şu an gayet stabil bir şekilde su sıcaklığı devam ediyor. Hemen arkada vatoz da kendine yer ayarlıyor. Videoda gördüğünüz yelpaze gibi kumları dağıttı. Vatoz konusunda şu an problem yok. Bakın bir tane de vatozun buraya yuva yapmış. Vatoz sayısında erkek çok olduğu için bu şekilde kendi yer edinmeleri olabiliyor. Hemen sizlerle birlikte yunuslara bir yem verelim. Burası bayağı karıştı. Henüz toparlayamadım. Şöyle hemen tetradiskus yeminden biraz yem verdim. Biraz geri çekiliyorum. Görsünler. İştahları bayağı yerinde maşallah. O yüzden hiç sıkıntı yok şu anlık. Yem yemeleri falan gayet şu an güzel. Kondisyonları balıkların güzel. Önemli olan balıkları yormamak. Sene içinde çok fazla yavru alacağım diye çok fazla balıkları yormamak gerekiyor. Bazen yavru almamak çok daha fazla yavru almak anlamına geliyor. Zaten ilerleyen videolarda bir balıktan nasıl hızlı yavru alınır tekrardan videosunu çekeceğim ve kanalımda paylaşacağım. Sizler de eğer bu şekilde çekmemi istediğiniz video konuları varsa bana yazabilirsiniz. Yorumlar kısmında yazabilirsiniz ki ben de bu şekilde balıklara yeni konular bulmuş ve sizlerle paylaşmış olurum. Şöyle bakın yavrularımız. Şöyle üstten de çekeyim, sonra videomuzu kapatacağız. Bayağı da çoğaldılar yani. Şöyle ekran kaydı alabilen arkadaşlarımız varsa sayısını yazabilirler. Sayılarını bekliyorum. Bakalım kimler sayısını doğru bilecek. Ben de öğrenmiş olurum. Şöyle bakın. Ekran kaydı alıp veya ekran görüntüsü alıp yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de bilgilenmiş olurum. Bütün yavrular burada. Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir.
Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İki defa söyledim, olsun. Kanalıma abone olup videomu beğenin arkadaşlar. Beni motive ediyor gerçekten. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.